Şimdi Membiç'e Türk ordusunun girmesini Amerika istemiyor. Evet. PYD'yi Suriye'de IŞİD'e karşı müttefik olarak görüyor. Bunu alem biliyor. Amerika bir şeyi, Amerika aslında Özgür Suriye ordusunu da Türkiye ile birlikte, Suudi Arabistan ve Katar'la birlikte kuran ülke. Destekleyen ülkeydi. Aynen PYD'yi desteklediği gibi. Ama Amerika son, özellikle son iki yılda bir tercih yaptı. Amerika Özgür Suriye ordusundan desteğini çekti. Yani kendi kurduğu, kendi desteklediği bu ordudan desteğini çekti. PYD'ye destek vermeye başladı. Türkiye'de şu anda iki unsuru tercih etmiyor. Bir tanesi Esad'ı istemiyor, PYD'yi de istemiyor. Şimdi bu Suriye tablosundan çıkabilmek için bu ikisinden birisini tercih etmek zorunda. Şu anda Suriye'nin yine de bütün defosuna rağmen Suriye'nin bütünlüğünü sağlayabilecek, arazideki, yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayabilecek, ne kadar işte eli kanlı olsa, ne kadar katliam yapsa, ne kadar kendi halkına bir şeyler yapsa da Suriye'nin bütünlüğünü sağlayabilecek en önemli aktör yine Esad. Şimdi biz onunla köprüleri atmışız. Atınca da Suriye tablosunda zayıf duruma düşüyoruz. Niye? Çünkü sizi şikayet edebiliyor. Sizin operasyonunuzu hemen zayıflatabilecek açıklama yapabiliyor. Benimle danışmadı diyor. Ben diyor karşıyım. Yani onunla bir koordinasyon yapmak Türkiye'nin elini güçlendirirdi. Şu anda da güçlendirir. Onun için Türkiye'nin Suriye konusunda ciddi manada bir değişim gerekiyor. Bu değişimi, bu akılsız iktidarın yapma ihtimali de sıfır. Yapamaz bunlar bunu. Çünkü bunlar duvara karşı yürüyorlar. Bu askeri operasyonu küçültmek istemiyorsak, başarısızlığa uğratmak istemiyorsak bunu acilen, süratli bir şekilde siyasi bir ayakla desteklememiz gerekiyor. Evet. Rakka'yı Amerika ile Türkiye geri almaya çalıştığı zaman IŞİD zaten kovuluyor. Yani o almaları da bir diyelim birkaç gün içerisinde alır. Ama peki bunu Rusya ister mi? Yani Rusya Türkiye'nin burayı alıp burayı Esad'ın baş düşmanı haline gelen ve Esad'la hiçbir diyalog kurmayan, kendi desteklediği Esad'la hiçbir diyalog kurmayan muhaliflere teslim etmesini ister mi? Teslim ederse Suriye'de güç dengesi değişmez mi? Veya Türk askeri diyelim biraz daha aşağıya sarktığı zaman, aşağıya doğru Esad'la komşu olmaz mı? Olduğu zaman bir çatışma halinde Esad'ın arkasında Rusya otomatikman yer almaz mı? Yani bu konu artık bölgesel olmaktan çıktı, uluslararası bir konu. Burada herkesin bir parmağı var. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani Türkiye'nin en nihayetinde Suriye'deki bu bataklıkta bir siyasi stratejiyi devreye sokamasa ve yeterince esnek davranamasa Türkiye buradan zararla da çıkar. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani çok böyle afaki işte buradan Rakka'ya gidelim. Peki gittin. Yarın Amerika seni sattı orada. Sen Rusya ile baş başa kalıyorsun Esad'la. Ne yapacaksın? Çok gerçekten bilinmeyenli bir denklem var ve herkesin bu Suriye konusunda konuşurken sorumlu, altını çiziyorum, sorumlu olması gerekiyor. Suriye konusu Türkiye'nin iç güvenlik meselesi haline geldi. 98 kilometrelik alanın kapatılmasıyla Suriye konusu bitmiş değil. Türk askerinin değil Rakka'ya, Şam'a kadar gitmesi bile eğer bir siyasi hedefiniz yoksa, yani Suriye'nin bütünlüğü için, Suriye'nin dönüşümü için bunun bir anlamı yok. Bu sadece bir askeri bir şey olarak kalır. Egzersiz ve başarı olarak kalır. Bunun siyasi bir ayağı olmadığı zaman da kadük kalmış ben olur. Ben de varım bölgede demiş olmuyor mu bu durumda Türkiye? Elbette şu andaki... Hayır, ben de varım, ben de söz sahibiyim, ben de taşın altına elimi koydum demek istemiyorum aslında. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Ama işte bunu yaparken, yani bu çok önemli bir şey söylediniz. Ve şu anda Türk askerinin orada olması, hı hı, Türkiye'nin elini her halükarda güçlendirmiştir. Bu önemlidir. Ama işte bunu siyasi bir kazanca dönüştürmedikten sonra bir kayıptır. Yani siz risk alıyorsunuz, orduyu sürüyorsunuz oraya. Bunu bir siyasi bir şeyle desteklemeniz gerekiyor ki yarın gerçekten Suriye'nin geleceğinde sizi bir askeri operasyon yapan bir ülke olarak değil, bunun ötesinde siyasi hedefi olan Suriye'nin bütünlüğüyle alakalı söz söyleyebilecek bir ülke olarak değerlendirip masaya otursunlar. Şimdi